O gece felaketti, kıyamet kopuyordu sanki. Kıyamet kopuyordu. Ben teheccüd namazına kalktığımda 3'ü 5 geçiyordu. Biraz yatmışım. 4'ü 19 mu 20 geçiyordu. Bu deprem oldu. Deprem bina sallandı. Lambalar söndü. Ondan sonra bina yere doğru enkaz altında kaldık hepimiz. Ailece. Ben kendi imkanlarımla çıktım. Bir delik buldum, ışık buldum. Çıktım dışarı. Dışarıda soğuktu, kar da yağıyordu, yağmur da yağıyordu ufak ufak. Ben bağırdım, kimse gelen olmadı. Eşim bağırdı, sesi geldi sonra. Sonra küçük oğlumun sesi geldi. Kendi imkanlarımızla 5-6 saat sonra eşimi çıkarttık. 8-9 saat sonra oğlumu çıkarttık. 99 depreminde doğdu, 2023 depreminde vefat etti. İfade edilem yok, ben ifade edemiyorum. Allah sonları hayır etsin. Allah mekanları cennet etsin inşallah. Gölcük depreminde doğdu. 2023 bu Maraş depreminde öldü. Yani arada 23 yıl yaşamış. Allah bize 23 yıllık vermiş bunu. Kardeşi de küçük Emirhan kardeşine de deprem günü elinin altına koymuştu. Siper olmuştu kendi kendine. Kardeşine siper etmişti. Ben köyde çadırda yaşıyor. Biz 11-12 gün hastanede kaldık. Ondan sonra geldik. Hiçbir yardım görmedik. Kendi imkanlarımızla yaşıyor. Benim evim gitti. İşi komple. Oğlumun evi gitti. Biz canımız sabır. Oğlum gitti, vefat etti. Yetkililerde destek istiyorum. Yardım istiyorum. Anlatılamaz, ifade edilemez. Yani hiç sözün bittiği yer. Sözün bittiği yer. Biz 3 gün olmuş taşınmıştık. 3 gün oldu Nurdağ'a taşınmıştık. 3. gün sabahına çıkamadık. 3. gün sabahına ben oğluma mezar yeri almışım. Kendimize mezar yeri seçmişik. Bilemedim ben. Yaşayan bilir. Hiç herkes onu yaşayan bilir. Kimseyi yaşatmasın. Bir gümürtüyle uyandık ama her şey bitmişti. Küçük oğlum beni uyandırdı. Anne nasılsın dedi. Ben oğlum iyiyim sen nasılsın dedim. İyiyim anne dedi. Abin nasıl dedim. Abimde ses yok anne dedi. Ben dedim oğlum cimcik at dedim, uyanır dedim, bayılmıştır bizim gibi dedim. Yok anne ses yok dedi, eli buz gibi olmuş. Büyük oğlum elini omzuna atmış çocuğumun. Enkaz gelmesin diye korumuş onu. Ama oğlum kendini koruyamamış. Oğlum hiç kendini koruyamamış yavrum. Oğlum çok güçlüydü. Çok güçlüydü, kendi kendini koruyamamış oğlum. 99 depreminde doğdu. Ağustos 17 depreminde doğdu sabaha karşı. Bu depremde de sabaha karşı vefat etti. Oğlumun hayatı 23 yıla sığmış. Oğlumun hayalleri sel oldu, çöp oldu gitti. Oğluma eşya aldım, altın aldım. Her şeysi çöp oldu. Her şeysi. 23 yıllık oğlum gitti, 29 yıllık emeğim gitti. Yeni evlenen oğlumun eşyaları da gitti, canı sağ olsun. Her şey gideydi, oğlum gitmeyeydi. Her şeyim gideydi, oğlum gitmeyeydi. Kurban oldum Allah. Allah'tan geldi, biraz sabrım ondandır. Kendimi ifade etmek için çok zorlanıyorum. Allah'tan geldi diyorum, başka bir şey demiyorum. En acısı 23 yıl yaşaması. 23 yıl ne demek, ben 23 yıl oğluma sığdıramadım. 23 yıl koklamışım, öpmüşüm, sevmişim. 23 yıl, hepsi 23 yıl. Hayalleri çöp oldu oğlumun. Kendi eliyle eşyalarını düzledi. Anne bunlar benimdir, ben koruyayım, güzel olsun, yerleri iyi olsun dedi. Hepsi çöp oldu gitti oğlumun. Her şeysi çöp oldu. Bunlar hiç sözüm bitti, yani hiçbir şey anlatamıyorum. Kendime ifade bile edemiyorum. Sadece oğlumu düşünüyorum. Başka bir şey diyemiyorum.